Herkese merhaba. Yeni bir videomdan merhaba. Bugün de video çekemedim. Çok yoğundum. Ya, yoğunluğumuzun sebebi ne derseniz çocuklar tabii ki. Çocuklar, iş, koşturmacamız bitmiyor. Bugün dedim uzun zamandır bir video çekmedim. Hem biraz sohbet ederim hem de biraz sohbetleşince burayı temizlerim. Şimdi çocukları yatmaya gönderdim. Ben de mutfaktayım. İş kefe, mutfağımı temizlemem, kefeklerimi giyip yeniden başlayacağım şimdi işe. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır ve iyisinizdir. Enerjinizi yüksek tutun. Bu yıl biraz çok hızlı geçiyor sanki zaman. Bana mı öyle geliyor? Herkes için mi aynısı? Hızlı ve zorlu geçiyor. İnsanlar yani şöyle bir şey vardı bu yılda. İnsanlar gerçek doğrular gün yüzüne çıkıyordu. Ve o yüzden de biraz insanlarda sıkıntı, yani arkadaşlarda, eş dost ilişkilerinde bayağı bir şeyde bir değişiklik oldu sanki. Dünyanın enerjisi değişti gibi geliyor bana. Bu da benim hislerim. Bazen kuantumla da ilgileniyorum. Kuantum ve enerji şeylerle de ilgileniyorum. Hayatınıza pozitif bakın. Pozitif oldu mu her şey biraz daha farklılaşıyor. Evet, zorlu bir zamanlar. Sadece ekonomik kriz Türkiye'de yok, bildiğiniz gibi buralarda da var. Biz de zorlanıyoruz. Ama yine de herkesle beraber oldu. Yani tek senin başında olmadığı zaman, yani evet çok zorluklar var ama sen tek başına değilsin. Bütün dünya aynı şey olduğu için bunu tek başına üstlenip de tek başına sorun yapmak çok yanlış bana geliyor. Zaten mücadelemizi veriyoruz. Yani hayattaki mücadelemizi veriyoruz insan olarak. Bunun için de tek başımızaymışız gibi üzülmemize gerek yok. Hepimiz aynı gemideyiz sonuçta insan olarak. Yeter ki insan olsun benim de karşımdaki. Yeter ki insani duygularla yani ben kim oldu, ırk, din ayrım etmedim insana insan gibi baktığın zaman daha farklı olur. Daha farklı bir dünya olacağını düşünüyorum. En büyük istediğim de bu zaten. İnsanları insan olarak görerek yargılamak. Hiçbir ayrım yapmadan. Neticede hepimiz bir insanoğlu, insan kızıyız. Böyle. Mesela şeyde Netaş'tan şey duymuştu, şey söylemişti bir kelimesinde şöyle diyordu. Anneler insan, bizler de insanoğluyuz demişti. Çok gerçekten çok farklı bir kelime. Gerçekten de duyduğun zaman insan bir etkileniyor. Nasıl bir anlamın taşıdığını. Her kelimede bir sır var. Sır var sırın içinde. Ha benim. Buraları doğaçlama olarak seslendireceğim size. Burada tosturumu sıkıyorum. Temizlemesi gerekiyor. Çok yağlıydı. Hem tost yapıyorum hem içinde et falan pişirdiğim için yağlı olmuştu. Et pişirdim içinde. Bu bulaşıklar tabii ki ne? Bulaşık makinesine sığmayanlar. Onları elde yıkıyorum. Tüpün üstündeki çaydanlıklarımı görüyorsunuz. İçine sirke koydum ve kaynattım. O kaynıyor ki ne içi beyazlasın. Burada kireç yok suda. Kireçle ilgili sorun olmuyor ama içi erken sararıyor. Onu temizlemek gerekiyor. Bu arada yaptığım suyun içine birazcık çamaşır suyu ve deterjan ekledim. Tabii ki çamaşır suyunu ben de biliyorum çok sağlıklı değil mutfak için ama bazen kullanıyorum bakteriler için. Sanki temiz olmuyormuş gibi geliyor. Halbuki ne alaka? İşte öyle. Şimdi hızlıca o sıcacık şeyi tutup etrafını yıkayıp tezgahdan dökeceğim. Kaynayan çaydanlıkla beraber. İşte bayağı temiz olmuştu ama bu arada. Onu da içini gösterseydim iyiydi aslında. Neyse bir dahaki videoda belki gösteririm. Burada hararetli hem iş yapıyorum hem de konuşuyorum. Konuştuklarımdan bazıları da
Hiç alakası olmayan dünyayla şeyler. Belki insanların ilgisini bile çekmiyor olabilir. Aslında ben bazen düşünüyorum, benim söylediklerimi birileri anlıyor mu diye çok hızlı konuşuyorum. Çünkü aklımda bir sürü şey var ve hepsini sanki bir kere de konuşmam gerekiyormuş gibi geliyor ve hızlı hızlı konuşuyorum. Bütün hayatım bu böyleydi. Yavaşlamam yok. Hayatı çok hızlı yaşıyorum galiba. Hızlı yaşa hızlı ölüm mü olacak, ne olacak? Genç yaşa genç ölüm müydü, o neydi? Neyse. Bak bu şeyi de baya güzel temizledim ha. Allah var. Şeylerim, çaydanlıkları. Bu arada ben çaydanlıkları da sık sık değiştiririm. Sebebi ise yakıyorum. Diyorum biraz daha şimdi gelirim çay içerim. Altında su kalsın ısıtayım. O derken unutuyorum ve yanıyor. Bunu çok defa yapmışımdır. Bu da benim bir eksiğim arkadaşlar. Bunlar da Hasan'ın lunchboxları, şu anda yıkadıklarım. Yarın tabii ki ne oğluma öğlen yemeğini evden veriyorum. O yemiyor okuldaki yemeği. Buraları böyle topladım. Siz görmediniz ama o bezleri sonradan makineye attım. Onu da söyleyeyim. Onlar toplanmış gibi toplamıştım. Sonra içime sinmedi. Götürdüm hepsini makineye, sonra yıkadım onları. Neyse şimdi buraya dönelim. Tüpü siliyorum. İlaç sıktım. İlaç da bu cifin bir mutfak şeyi var, yağ sökücüsü. Bayağı bir güzel. Çok memnunum yani, yağları güzel hemen söküyor. Hele tüpte daha iyi şey yapıyor. Buradan da hızlı çekime aldım. Ay nasıl da hızlı yapıyorum. Keşke hızlıca yaparken hiç yorulmuyor olsaydık. Ne güzel olurmuş ha. Neyse, burayı da seslendireyim dedim. Hoşuma gitti seslendirmek. Şöyle hızlı hızlı yaptım, böyle tertemiz, ay Allah'ım, beserdim. Yıkadıklarımı üstüne indirdim. Kurusunlar diye dolapları da üstten bir sildim. Çünkü bir parmak hızı yağ oluyor. Son olarak yerleri de sildim, bitirdim. Akşam böyle işte. Bulaşık makine çalışıyor. Bulaşıkları buraya yıkadım. Bu arta kalanları temizledim. Buranın üstünü de toparladım. Dezgahı. Yoruldum. İşte böyle. Her günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Bu benim akşam şimdiki rutinim. Birazdan oğlum gelir. Yine mutfağa girerler. Bir şeyler yerler. Yatmadan bir şeyler yerler. Sürekli böyle. Yani ekstra bana kişiler çıkıyor sürekli. Ben bulaşıklarımı da kurutayım da kaldırayım tam olarak. İşte burada bazı şeylerden, İskoçya'nın bazı şeylerinden, bari kurallarından bahsedeyim. Pandemi burada da bitirdiler. Çok bir şey kalmadı, pek bir şey kalmadı yani. Şimdi ekonomik krizle, aynı bütün dünya gibi burada ekonomik krizle mücadele ediyor. Büyük şeyler, yasalar falan çıkardılar. Tekrardan faizleri yükselttiler vesaire. Bunlar hepimize yansıyacak, faiz sistemleri gelirine göre. Böyle şeyler çıkarttı İngiltere hükümeti ve İskoçya bağımsız olmak için bunlar uygulayacak. İskoçya'da bağımsızlığını almak için yeniden referanduma gitmek istiyor. Yani İngiltere'den bağımsızlığını alıp yeni bir devlet olmak için referanduma gitmek istiyor ve ona göre kampanyalar düzenliyoruz. İskoçya hükümeti. Bundan 4-5 yıl önce de aynı sistemle referanduma gitti ve halkın büyük bir çoğunluğu hayır dedi. Biz işte İngiltere ile bağlarımızı koparmayız. Referandum hayırla çarptı ama bu sefer ne olacak belli değil çünkü büyük bir ekonomik kriz söz konusu. Bakalım bu lehine mi, pandeminin olması, bir yandan İngiltere'nin Avrupa'dan çıkmış olması, büyük politikaların sonucu büyük bir kırıklığa doğru dünya gidiyor. Bakalım ne olacak. Bir yandan savaş var. Görünmeye kirli bir savaş. Amerika, Avrupa ülkeleri şu bu. Öyle. Ha, bütün halklar da, çalışanlar da tabii ki ezilecekler. Daha çok çalışıp daha çok vergi ödeyeceğiz. Mesela bizim burada işte belediye vergisi var. Council tax yani.
Council Tax, İngiltere'de suyu falan saatin var, kullandığın kadar ödüyorsun ama Skoçya'daydım, burada su saati yok. Council Tax'ın içinde su saati, çöp vergisi, su hepsi Council Tax'ın içinde. Mesela biz ki işte bir de evde kaldığı sayıya, evdeki kişilerin sayısına göre, çevre düzenine göre, belli bir lüks, evin lükslüğüne göre yani bir para ödüyorsun. Biz 150 pound ödüyoruz aylık. Bazı yerler burada 300 pound'a kadar çıkıyor, bazı bölgeler 350'ye kadar çıkabiliyor. Council Tax. Biz 150 ödüyoruz şu anda aylık. Hem su ve çöp içinde. Öyle işte. Gelecek yıl ne olacak? Sen de değil. Her yıl değişiyor. Council Tax'ımız. Yılda bir kere yeniliyorlar. Tavanın grubu da kırıldı, kırılacak. Bunu bir an önce tamir etmesi lazım. Çocukların lunchları. Yarın lunch vereceğim için lunch box'umuzu da yıkadım. Masanın lunch box'a. Evet, tosterımızı da yıkadım. Bunu da içeri götüreyim. Hemen geleyim. Onu da toparladım, yaptım. Yarın çocuklara taze lunch, yani öğle yemeği okul için veriyorum. Onun kutularını falan da ayarladım. İşte böyle bir akşamki serüvenim biraz böyle. Genelde yatmadan önce mutfağı toparlıyorum. Ertesi gün kolay olsun diye, ama biraz şey oluyor. Günlük yaşamım böyle geçip gidiyor. Sizler ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Size sevgiyle kalın diyorum. Bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz başka bir videomda, başka bir zamanda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım sohbetimi sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.